Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Kasımil Mustafa Muhammed. Sallallahu aleyhi ve ala ehli beytihi tayyibina tahirin. وَاللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنَ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْعَظ۪يمُ Allah ibadet ve itaatlerimizi kendi katında kabul buyursun. Huzurlarınıza Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin Şabaniye hutbesinden söz ediyordum. Emirül Müminin İmam Ali aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Şaban ayının son cumasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle seslendi. Vezkuru bicu'ikum ve ateşikum fihi cu'a yevmel kıyameti ve ateşehu. Bu ayın, yani Ramazan ayının açlık ve susuzluğuyla kıyamet açlık ve susuzluğunu hatırlayın. İnsan hakikatta dünyadaki açlık ve susuzluğuyla kıyametin pis, çirkin yemeklerinden kurtulmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Salih amel ve dünyanın açlık ve susuzluğuyla kıyametteki pis yiyecekleri kendinizden uzaklaştırın. Dünyada yemesine, içmesine dikkat etmeyenler, helal haram demeden yiyenlerin kıyamet yiyecekleri çirkinlikler, kötü ve pis kokan yiyeceklerden istifade edecekler. Allah Resulü Ramazan ayının orucunu, Ramazan ayında insanın yaşadığı açlık ve susuzluğun kıyametin kötü pis yemeklerinden kurtuluş olarak göstermiştir. Allah Resulü hutbesinin devamında şöyle buyuruyor. وَتَسَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ Fakir ve yoksullarınıza sadaka verin. Özellikle Ramazan ayında sadakalar çoğalmalıdır. İslam dininin titizlikle üzerinde durduğu konulardan, önemli ve hassas konulardan birisi de sadaka ve insanlara, düşkünlere yardım eli uzatmaktır. Özellikle Ramazan ayında yapılır ise daha da fazileti çoktur, mükafatı çoktur. Çünkü fakirlik toplumun ana sıkıntılarından birisidir. Emirül Müminin İmam Ali aleyhissalatu vesselam fakirliği büyük ölüm olarak tarif etmiştir. El-fakrul mevtul ekber. Fakirlik en büyük ölümdür. Bu sözün kendisi, Emirül Müminin'in bu sözünün kendisi fakirliğin ne kadar kötü ve ne kadar insan üzerinde etkili olduğunun nişanesidir. Toplumun bu büyük sorununun çözümü için mukaddes dinimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem zekatı, humusu, sadakayı ve diğer farizeleri, diğer şeyleri farz kılarak toplumun bu derdine deva olmak istemiştir. Hadislerimizde sadaka vermeye çok teşvik edilmiştir.
çokça üzerinde durulmuştur. Sadaka cehennem ateşine karşı siperdir buyurulmuştur. Ya bir başka rivayette sadaka kıyamet sorgu ve sualını kolaylaştırır. Kıyamet günü insanın başında gölgelik yapar. Ya sadaka ömrü uzatır, sadaka belaları def eder diye yüzlerce hadis Peygamberimiz ve Ehl-i Beyt imamlarından naklolunmuştur. Sadaka vererken öncelik fakir akrabalardır. Hadislerimizde akrabaya verilen sadakanın daha faziletli, daha çok sevaplı olduğu zikrolunmuştur. Sadaka verirken dikkat edilmesi gereken bir takım ahlaki kurallar var. Sadaka öyle bir ibadet ki gizlide de aşkarda da verilse sevabı boldur. Ama buna rağmen Ehl-i Beyt imamlarımız sadaka verdiklerinde genelde gece karanlığını seçerdiler. Yüzleri gözükmesin, tanınmasın öyle sadakalarını vererdiler. Sadakayı nasıl vermeliyiz? Sadaka minnet üzere olmamalıdır. Sadaka verildikten sonra karşı tarafı küçültecek, aşağılayacak bakışlarla, sözlerle verilmemelidir. Zira Kur'an-ı Kerim şöyle buyuruyor. قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ سَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا اَذْيَا Güzel söz ve suçu bağışlama ardından minnet olarak konulan sadakadan daha hayırlıdır. Eğer minnet olacaksa o güzel bir çift söz o sadakadan daha hayırlıdır. Ve yine ayet-i kerimede sadakalara ziyan, sadakaları yok eden, sadakanın etkisini yitiren noktaya şöyle zikredilmiştir. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ey Allah'a kul olanlar, la tobotilu sadagatikum bil menni vel azi. Ey iman edenler, ey Allah'a inananlar, sadakalarınızı başa kalkmakla, minnet bırakmakla, eziyet ederek vermeyin. Batıl etmeyin o sadakalarınızı. Yani minnetle karşı tarafı küçülterek verilen sadakanın kıyamette hiçbir faydası olmayacaktır. Hadislerimizin tarifiyle sağ elinle verdiğin sadakayı sol elinin haberi olmasın. Böylesi titiz ve böylesi gizlide verilen sadaka tabii ki faziletlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Şabaniye hutbesinin devamında şöyle buyuruyor. Ve vakkiru kibarekum verhamu sigarekum. Büyüklerinize saygılı, küçüklerinize mihriban olun. Özellikle Ramazan ayında. Büyüklere, ahsakallara, beyaz sakallılara ihtiram, saygı, küçüklere mihriban, sevecan olunmalıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu iki tavsiyesinde toplumun yaşlıları ve çocuklarına dikkat çekmiştir. Ve dikkat edersek her ikisinde de sevgi ve muhabbete ihtiyaç duyulan bir yaştır. Hem yaşlılık hem küçüklük nedir? Sevgi ve muhabbete en çok ihtiyaç duyulan yaşlardır. Bugün evimizdeki, toplumumuzdaki yaşlılarımızın güzel bir sözden, sevgiden, muhabbetten öteye bir beklentisi ne olabilir ki? Evdeki çocukların, cemaattaki çocukların sevgiden, muhabbetten öteye ne beklentileri olabilir ki? Ve günümüzün psikologlarının tavsiyeleri ve tespitleriyle yaşlıların ve çocukların en çok ihtiyaç duyduğu şey saygı, sevgi, merhamet, sevecanlıktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim
yaşlı birisine yaşından dolayı saygı ve ihtiram eder ise, yüce Allah kıyamet korkusundan onu güvende kılar. Kıyamet korkusu vahşet, dehşet verici bir korkudur. Kur'an'ın tabiriyle öyle bir korku ki süt veren anneler sütten kesilir. Öyle bir korku ki hamile kadınlar çocuğunu düşürür. Böylesi vahşet bir korkuda yaşlıya saygı ihtiram gösteren o korkudan emanda ve güvende olacaktır. İmam Cafer-i Sadık aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Yaşlılara ihtiram Allah'a ihtiramdır. Dikkat edersek her iki hadiste de yaşlılar genel olarak kullanılmıştır. Yani Müslüman yaşlısı diye zikredilmemiştir. Yani kim olursa olsun yaşlıysa, yaşından dolayı ihtiram eder isense bu sevap ve mükafata nail olursun. Dolayısıyla biz peygamber ümmeti olarak, Müslümanlar olarak özellikle bulunduğumuz çevrede, bulunduğumuz coğrafyada yaşlılara, çocuklara titizlikle saygı ihtiram gösterip sevecen olmalıyız. Ama maalesef günümüzün dünyasında hem yaşlılar hem çocuklar kenara itilmiştir. Çok acı bir gerçektir. Yaşlılar evlerden dışarıya atılmaktadır. Çocuklara ise sevgi ve muhabbet gösterilmemektedir. Yaşlının bulunduğu eve bereket iner. Yaşlıların duası reddolunmaz. Allahu Azze ve Celle şöyle buyuruyor Hadis-i Kutsu'da. Bir yaşlı el açıp Allah'a dua ettiğinde onun o beyaz sakalları hatırına onun duasını reddetmem. Dolayısıyla yaşlı anne babası olanlar dikkat etsinler. Onların duasından mahrum olmayın. Evde küçük çocuğu olanlar sevgi ve merhametten gafil olmayın. Özellikle camilerde çocuklara daha hassasiyetle sevgi ve muhabbet gösterilmelidir. Yaşlılar, gençler onları ön plana taşımalıdırlar. Yemek çekiliyor, önce çocuklara verin. İkram ediliyor, önce çocuklara verin. Ehl-i Beyt'in buyruğu budur. Peygamberimizin buyruğu bu doğrultudadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Çocuklarınıza merhamet edin ve onlara mihriban olun, mihriban davranın. Bir başka rivayette Allah Resulü çocuklara nasıl davranacağımızı şöyle buyuruyor. El veledu seyyidun seb'a sinin ve abdun seb'a sinin ve vazirun seb'a sinin. Çocuklar ilk 7 yaşına kadar efendidir, seyyittir, evin efendisidir. İkinci 7 yaşına kadar kul ve emre tabidir. Üçüncü yedinci yaşında ise vezir ve sorumluluk sahibidir. Allah Resulü bir başka rivayette bu hadisi yorumlamıştır. Nasıl olur? Allah Resulü şöyle buyuruyor. Çocuklar ilk 7 yaşına kadar bırakın onlar oynasın. Oynama yaşıdır. İkinci 7 yaşında eğitimine koyulun. Onları eğitin, öğretin. İslami adab ve ahlakı aşılamaya başlayın. Üçüncü 7 yaşında ise işlerinizde meşveret edin onunla. Anneler, babalar, büyük kardeşler yaptığınız işlerde üçüncü 7 yaşında çocuğunuzun ne yapmanızı meşveret etmelisiniz. Yani meşveret ederek ona şahsiyet vereceksiniz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbenin devamında şöyle buyuruyor. Vesilu erhamekum. Akraba bağını gözetiniz. Sile-i rahimde bulununuz.
akrabalarınızla irtibatınızı kesmeyin. Ehl-i Beyt aleyhimussalatu vesselam kaynaklı hadis ve rivayetlerde naklolunduğu kadar onların buyrukları doğrultusunda sile-i rahim amelleri pak eder, belaları def eder, serveti çoğaltır, ömrü uzatır, rızkı bollaştırır, akrabalar arası sevgiyi pekiştirmektedir. Dolayısıyla akrabalarla irtibat halinde olmak gerekiyor. Seninle irtibatını kesmiş ise bayramda, seyranda, önemli günlerde bir telefonla, bir aloyla halını, hatırını sorup bu sayılan mükafatlara nail olabilirsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Hazırınız gaibinize, yani burada olanlar olmayanlara, babaların sülbünde olanlara, annelerin rahminde olanlara kıyamete kadar tavsiyem sile-i rahimdir. Akrabalarla irtibat kurmak üzeredir. Çünkü sile-i rahim dinin bir parçasıdır. İman ve itikatın bir parçasıdır. Seninle irtibatını kesmişse sen irtibat kur onunla. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hutbenin devamında yine şöyle buyuruyor. Vahfazu elsinetekum. Dilinize hakim olun. Özellikle Ramazan ayında, özellikle oruçluyken lisanınızı kontrol altına alın. Dil çeşitli günahlardan korunmalıdır. Çünkü birçok günahı dille beşer işlemektedir. Dolayısıyla insan diline hakim olmalıdır. Haram lokmalardan korumalıdır. Yalandan, dedikodudan, gıybetten korumalıdır. Boş sözlerden dili korumalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Müminin kurtuluşu dilindedir, lisanındadır. Allahu Azze ve Celle kıyamet günü en ağır bir şekilde cezalandırdığı azalardan dildir, lisandır. Kıyamet günü bu çetin azaba muptela olduğunda dil Allah'a itiraz eder, Allah'a sorar. Ya Rabbi, hiçbir azayı benim gibi cezalandırmadın. Eli, ayağı, gözü, kulağı hiç benim gibi çetin, şiddetli azalan cezalandırmadın. Allah şöyle cevap buyurar. Senden öyle sözler çıktı ki yeryüzünün doğusunu ve batısına yayıldı. Onunla kanlar döküldü. Mallar yağmalandı. Müminlere hakaret edildi. İzzetim ve celalıma yeminler olsun ki seni hiçbir azayı azaplandırmadığım, cezalandırmadığım gibi cezalandıracağım. Dolayısıyla kanların birçoğu dille dökülmektedir. Müminin şahsiyeti dille ayaklar altına alınmaktadır. Bir ömür zahmet çekip şahsiyet sahibi olan bir mümin çok rahat bir şekilde dedikodusuyla, gıybetiyle, onu küçümsemenle onu yerle bir edebiliyorsun. Dolayısıyla cezası da çetin olmalıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hutbenin devamında şöyle buyuruyor. وَغُضُّ عَمَّا لَا يَحِلُّ النَّظَرُ اِلَيْهِ اَبْصَارَكُمْ وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْاِسْتِمَاعُ اِلَيْهِ اَسْمَاعَكُمْ. Oruçlu tutan, oruç olanlar, Ramazan ayını derk edenler, Ramazan orucunu tutanlar, Allah Resulü buyuruyor ki, gözlerinizi haramlardan sakındırın. Kulaklarınızı caiz olmayan şeylerden koruyun. Bu iki buyruğu iki şekilde yorumlanmıştır. Alimlerimiz iki manaya getirmişler. Gözlerinizi haramlardan koruyun, kulaklarınızı caiz olmayan şeylerden koruyun cümlelerini iki şekilde yorumlamışlar. Göz ve kulakların kapatılması, yani haram olan namahremlerden göz kapatılmalıdır. Gıybet, dedikodudan, haram şeylerden, müziklerden kulak tıkatılmalıdır.
Hadiste şöyle buyuruyor. Namahrem birisine caiz olmayan bir şeye bakmak şeytanın zehirli oklarından bir oktur. Yani Allah korusun, kadın olsun, erkek olsun. Bir namahreme bakıyor ise şeytanın zehirli oku kalbe oturmuştur. Ve o zehir gün geçtikçe o kalbi tahrip edecektir. Dolayısıyla bir anlık gafletle bakılsa dahi hemen istiğfar edilmelidir. Hemen tövbe edilmelidir. İkinci yorum ise göz ve kulakların kapatılması, yani gördüğün ve duyduğun her şeyden ders al, ibret götür. İbret gözüyle bak baktığın şeylere. Dinlediğin şeylere ibret kulağıyla bak. Onlardan bir pay al kendine. Çünkü ayet buyuruyor ki inne sem'a vel basara vel fuade kullu ulaike kana anhu mes'ulen. Basit şey değil göz ve kulak. Ayet buyuruyor ki çünkü kulak, göz, kalp, bunların hepsi sorumludur. Yarın baktığımızdan hesap vereceğiz. Yarın duyduklarımızdan hesap vereceğiz Allah'a. Dolayısıyla baktığımız yerleri iyi seçmeliyiz. Duyacağımız konuları iyi seçmeliyiz. Allah Resulü hutbenin devamında şöyle buyuruyor. Ve tehennenu ala eytamin nas yutehennen ala eytamiku. Ramazan ayıdır. İbadetin bol olduğu, sevabın bol olduğu bir ayda Peygamberimiz ümmetin teveccühünü yetimlere çekmektedir. İnsanların, halkın yetimlerine merhamet edin, sizin yetimlerinize merhamet etsinler. Yani merhamet etmeyen merhamet bulmaz, hayır etmeyen hayırla karşılaşmaz. Kur'an birçok yerde yetimlere ihsan emretmiş, yetimlerin hakkının korunmasını emir buyurmuştur. Yetim malı yemeğin ateş yemek olduğunu haber vermiştir. Kim bir yetimi doyurursa, onun başına şefkat, merhamet ellerini çeker ise cennet ona farz olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yetime bakıp yetim üstleneni tarif ederken şöyle buyuruyor. Ben ve yetime bakanlar cennette şöyleyiz. İki parmağını birleştiriyor. Şu şekilde beraberiz. Ne mutlu yetimlere el uzatan. Ne mutlu anneden babadan yoksunlara şefkat, merhamet elini uzatanlara. Bir yetimin başına şefkat elini çekmek, o elinin dokunduğu saçların sayısıca sevap ve hasaneye sahip olmaktır. Allah Azze ve Celle bizleri duyarlı olan, etrafıyla iyi geçinen, yaşlılara saygı, çocuklara sevgi, yetimlere merhamet gösteren müminlerden karar kılsın.